Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızımla birlikte sağlık ocağına gideceğiz. O yüzden dışarıyı da gösteririm dedim. Hem de size minik bir vlog çekmiş olayım. Burada pazardan almış olduğumuz fanaklarımı temizledim. Ve sirkeli suya koydum. Biraz sirkeli su da bekleyecek. Akşama ıspanak yapacağız. Yanına da bir şeyler uyduruyorum. Şimdi hazırlanıp çıkacağız. Evet, hazırlandık ve çıkıyoruz. Daha biraz yağmurlu gibi. Belki İkra'yı aşağı havasına bırakırım, bilmiyorum. Belli değil. Gel. Gel kızım, gel. Gel anneciğim, gel. Gel, gel. Gel. Kurban olurum, gel. Mutlu oldu halası. Halası da kalırsa çok üzülecek ama yapacak bir şey yok. Dur bir tane. Kaldır kendini. Kaldır. Anneciğim kafanı kaldır. İkra'yı bıraktım. Çünkü hava soğuk. Ve sabah yağmıştı zaten. Biraz açtı. Ben ümitlendim. Onu da yanıma getirebilirim diye ama maalesef hava zaten yağmak üzere. Soğuk. Dışarı çıkmayı çok seviyor. Her çocuk dışarı çıkmayı sever. Ama ne yazık ki yanımda götüremiyorum. Çünkü dönüşte daha çok yağarsa ısınıp hasta olma gibi bir ihtimali var. Çünkü çok kolay hasta oluyor. Biraz ağladı. Çünkü annesi, yani babası ve benim dışımda kimseyle durmak istemiyor. Kimseyle fazla zaman geçirmediği için. Ama mecburen bırakmak zorunda kaldım. Yağmur şiddetini artırdı. İyi ki kızı evde bırakmışım. Normalde meme de roman gibi ama ben işte uyuyacağım çünkü ben de bir saat önce geliyor. Sağlık ocağına yaklaştım ileride. Tam gözükmüyor ama bayraklı bir yer. Sağlık ocağı. Oradan ilaç yazdırıp daha sonra eve döneceğim. Birkaç markete uğramayı düşündüm. Ondan sonra dönüş yapacağım ve git geldik. İçeri gireceğim. Sonra hepsi bekleyeceğim. Çok yorgun, nefes nefese geldim. Reçetimi aldım. Şimdi ilaçlarımı alacağım ve eve gideceğiz. Dün bir şey bakmıştım. Dün almadım. Bugün alayım bakayım dedim. Yani evde vardı ama stoklama gibi bir şey yapayım dedim. Dün 65 liraydı. Bugün 69 lira olmuş. Yani çok saçma bir durum. Biraz. Ben dışarı çıktım, kızımı evde bıraktım. Eşim az önce aradı. Deprem olmuş. Biliyor musun dedi. Yani kızımdan uzak olmak ve deprem olması çok kötü bir durum. Ama hissetmedim yani. Hani ilk defa kızımı bıraktım. Ve deprem olması kötü bir durum. Çocukları falan bırakmışlar diyor. Ama ne kadar olmuş ki? Anlamadım onu. Videoyu yarım bırakmıştım arkadaşlar. Söylediğim gibi videoda da eşim deprem olmuş deyince biraz korktum tabii. Hani korkmamın sebebi kızımı evde bırakmış olmam. Hani tabii ki depremden de korkuyoruz artık. Psikolojimiz en ufak bir depremde bile etkilendiği için. Şöyle söyleyeyim, Kahramanmaraş depreminden önce hani Kasım'dı yanlış hatırlamıyorsam, Düzce'de olan deprem
Biz Sakarya'da yaşıyoruz. Oraya yakın olduğumuz için bizi de sallamıştı ve gece uykudan uyanmıştık. Hani onun psikolojisini henüz atlatamamışken Kahramanmaraş depremlerinin de olması tabii tüm Türkiye'yi derinden etkilediği gibi bizi de etkiledi. Hani benim en büyük korkum deprem esnasında kızımla ayrı odalarda olma korkusu varken onun evde benim dışarıda olmam ayrı bir beni korkuttu ve ben bu yüzden videoyu kesip acilen eve geldim. Ama çok şükür ki herhangi bir sıkıntı yok. Hatta evde, yani kayınvalidemin evi alt kat olduğu için kayınvalidem hissetmiş sadece. Diğerleri hissetmemiş. Bizim evimiz ikinci kat. Büyük ihtimalle evde olsaydım hissederdim. Bizim orası da deprem bölgesi olduğu için evler en fazla 3 katlı. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Ben hastaneye gidip ilaç aldım demiştim. Hani belki merak edenleriniz olur. Bir kızımın bir kaşıntısı. Kaşınıyor yani kızım. Bilmiyorum hani. Doktorlar uyuz falan diyorlar ama birçok ilaç kullandık. Hiçbir etki etmedi. Bu şekilde bir ilaç verdi doktor. Bir de bunun şamponu var aynı isimle. Şöyle göstereyim. Aynı isimle bir de şamponu var. Bu losyon. Şampuan evde olduğu için şamponunu almadım. Ayrıca artık deprem korkusu yaşadığımız için deprem çantası oluşturuyoruz. Deprem çantası için eczacı çantası baktığımda farklı ürünler var ama çok pahalıya geliyor. Ben o yüzden parça parça aldım. Çünkü bazı ürünler evde vardı. Şöyle iki tane gazlı bez aldım. Birkaç tanesini almıştım daha önce. Bir gazlı bez almıştım ama gazlı bezin içerisinde iki tane vardı. Yeterli gelmez diye. İki parça daha aldım. İçerisinde altı tane var. Altı adet var. Altı altı on iki adet. Birini ev için kullanacağım. Diğerini ise eczacı çantasına koyacağım. Ayrıca hani güne uğradım demiştim. Oradan da böyle Dermoklin havyarlı siyah maskesini almıştım. Bunun altın maskesini kullanıyorum. Çok güzel. Bir de Kaloderm'den aloe veralı arındırıcı krem aldım. Bunları da kullanıp memnun kalırsam yine size öneririm. Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.